Ondan sonra bir telefon görüşmesi yapacağım. Tarık İşmen'i bir arayayım. Ondan sonra sesimi açarım tekrar. Tamamdır. Her şeyimiz hazır. Artur hazırız. Her şeyimiz güzel değil mi? Hocamız da biraz Güzel yalnız. YouTube'a bağlıyorum sadece. Tamam. Hocamız da yanmış güzelliğine güzellik katmış. Ay diyene de ama görüşemedik. Artur ben deneme yapabilir miyim? Tabii buyurun, şu açabilirsiniz, sanırsanız. Şimdi bir dakika. Allah Allah. Şimdi bir denemeyi yapayım bakayım. Buyurun. Görünüyor mu? Evet hocam. Tamam. Selamlar. Merhaba tekrar. Tekrar buradayız. Evet, saatimiz 2 dakikamız var. Hatta 2 dakikayı biraz da geciktiririz. Mecburen geciktiriyoruz çünkü sayın meslektaşlarım. Bir yaz tatili geçirdik. Aşağı yukarı 2,5 aylık bir süreçten beridir bir webinar organizasyonu yapmadık eğitim komisyonu olarak İstanbul Diş Hekimleri Odası olarak. Bu pandemi süreci, gerek pandemi sürecinden sonraki yaz tatili tabii ki bir insanları, hepimizi atalete itti. Aslında dinlendik. Belki de böyle bir şeye de ihtiyacımız vardı uzun zamanda bir tatile. Ben mesela 87 yılında mezun oldum. Kaç? 33, 34. yılımı sürüyorum meslekte. Ne diş hekimliği fakültesindeki öğrencilik sürecimde, ne de fakülteyi bitirdikten sonraki hem kariyerimde hem profesyonel kariyerimde hem bilimsel kariyerimde hiç bu kadar uzun süreli bir break vermek diyorlar. Yani İngilizce'de ara vermek, dinlenmek olmamıştı. İster gönüllü ister gönüllüsüz ama bayağı ciddi bir süreye geçirdik. Şimdiki bu pandemi süreci tabii insanları birazcık tedirgin ediyor, huzursuz ediyor. Daha ne olacağını da gerçekten bilmiyoruz değil mi Fahriye? Yani evet Evet. bunun kötü haberleri geliyor. Ben dikkat ediyorum. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı istatistiklerde hem bulaş miktarı hem de Allah korusun tabii Allah rahmet eylesin vefat eden vatandaşlarımıza Meslektaşlarımız da çok vefat. meslektaşlarımız da çok mağdur durumda. Tıp camiasında daha doğrusu sağlık sektöründe çalışan maalesef birçok meslektaşımız sağlık personelimiz, destek sağlık personelimizin içerisinde de kayıp ettiklerimiz var. Ben onlara diyorum zaten bu bir savaşın şehitleri olarak görüyorum onları. Gerçekten Evet. onlar bu şekilde çalışıyorlar ve toplumda da insanların maske takmadan, işte bu sosyal mesafeyi korumadan vesaire nasıl oluyor da bu kadar rahat hala sorumsuzca insanlar dolaşıyorlar ve toplumda normal bir gerginlik var. Mesela birisine ya sıralarımızda bekliyoruz işte siz birazcık bizden uzak durun dediğiniz zaman ne var ya ben de hasta tipi var mı? Yok sana mı soracağım? Yok bilmem ne mi? Böyle küstahça bir tavır da var. Bu da beni çok üzüyor. Yani ben hiçbir zaman toplumda işte ben hekimim, işte ben profesörüm, yok ben bilmem neyim. Hiçbir zaman ön plana çıkarmak istemem mesleğimi. Sadece benliğimiz, kişiliğimizle önde olalım isteriz. Birey olarak isteriz. Ama maalesef çoğu yerde kardeşim ben sağlık profesörüyüm. İşte diş hekimiyim, çene cerrahıyım, profesörüm.
Bak ben seni bunun için uyardım. Ki geçen gün bir mühendis annesiyle babasıyla gelmiş. Starbucks'ta sıra bekliyoruz. Kahve alacağız. Yani inan bana annesi babama da çarpıp duruyor. Farkında değil. Dedim biraz uzak durun. Ondan sonra sosyal mesafeyi koruyun. Biz aileyiz. İyi de ben sizden değilim ki dedim. Ne demek istiyorsun dedi. Biz bilmiyor muyuz sosyal mesafenin olup olmadığını dedi bana. Biz cahil miyiz? Biz cahil miyiz yani dedi. Ben öyle bir şey söylemedim kardeşim. Estağfurullah dedim. Benim bir akademisyen, bir profesör olarak sizi uyarmak hakkım var diye düşünüyorum. Ben de makine mühendisi. Tamam sen de makine mühendisisin. Senin makine mühendisiysen bunu hiç yapmaman lazım dedi. Yani insanlarda bir gerginlik var. Tabii Polemiğe giriyorlar. aynen konuya giriyorlar. Bunun yanında toplumumuzda da maalesef bütün dünya genelinde bir ekonomik kriz, ekonomik kötü durum. Yani paranın değeri kaldı mı kalmadı mı? Parayı bir daha kayıp harcarsak yerine koyabilecek miyiz? İşimiz ne Evet. olacak? Mesleğimiz ne olacak? Home office'e döndü. Öyle bir zincir ki diyelim ki benim bir mülküm var. Onu bir şirkete kiraya vermişim. 50 kişilik şirket. Bu 50 kişi evinde çalışmaya başladı. Benim kiramı ödemeyecekler. En basitinden ben ev sahibi olarak, mal sahibi olarak mağdur duruma düşeceğim. Evdekiler çalışma ortamı, iş ortamı insanı motive eder. Giyinirsin, süslenirsin. Arkadaşlarının yanında biraz şık olmak, biraz gösterişli olmak istersin. Evde affedersiniz iç çamaşırıyla oturup işini yapıyor insanlar. Yani ne giyim, ne kıyafet, ne ekonomi. Yani her şey bir değişik bir şey oldu. Günümüzde artık bunu inşallah alışacağız. Covid sonrası yeni bir yaşam diyoruz ya. Hem slow dentistry'de olsun, hem genel tababette olsun, hem yaşamda olsun birazcık hakikaten slow'a geçeceğiz gibi geliyor. Fahriye Hocam, bizi kırmadınız. İstanbul Diş Hekimler Odası Eğitim Osman. Komisyonu adına sizi tekrar davet ettik. Sizinle çok güzel bir webinar yapmıştık. Doyurucu bir webinardı, bilgilendirici bir webinardı. Şimdi en gündemde olan konu tabii ki bu süreç içerisinde aşılar. Bu aşı gerçekten bulundu mu? Bulunsa gerçekten bu insanlarda uygulanabiliyor mu? Uygulandıktan sonra bunun bir herhalde bir test sürecinin olması lazım. Bu test süreci ne kadar bir süredir? Yani buna bunu benzer aşılarla hani ben cerrahım, tamam bilgim var. Ha, açıkçası belki çok cahilce geleceksiniz ama ben grip aşısı bile Estağfurullah. yaptırmıyorum. Çok temel aşılar varsa onları yaptırıyorum. Onun haricinde hiçbir şekilde mesela hepatit aşısını yaptırmıştım. Efendime söyleyeyim bir çiçek aşısı çocukken yapmışım. Kuduz köpek ısırırsa gider kuduz aşısı olurum falan ama hani siz grip aşısı olun mutlaka. Ben mesela aşılanmaya birazcık cahilce yaklaşıyorum ama bizim evde herkes aşılı, ben hiç aşı yaptırmadım. Bu hangisi doğru Estağfurullah. bilmiyorum. Aşıdan da korkuyorum. Bu bilgiler doğrultusunda, bu sorular doğrultusunda tabii ki meslektaşlarımızdan da bir sürü sorular gelecektir. Bakayım saat 21.04, başlama saatimiz 21'di. 5 dakikayı biraz laf salatası gibi gelse de bir yer ifade edip geçirdik. Meslektaşlarımızı bekledik. Şimdi bu aşı ile ilgili ne olur ne biter? Projeksiyon nedir? Bize Sayın Doçent Doktor Fahriye Keskin hocamız birazcık bilgilendirme yapsın. Sahneyi ben Fahriye hocamıza bırakıp sesimi kapatıyorum. Görüntümü de kapatıyorum. Ama Fahriye buradayım. Sayın meslektaşlarım soru sormayı biliyorsunuz Zoom'da. Chat bölümüne bastığınız zaman veyahut da question and answer Q&A harflerinin bulunduğu yere sorularınızı yazarsanız ben de Fahriye hocamıza buradan direkt sorularımı doğrultur, cevaplarınızı da size veririz. Evet Fahriyeciğim, sahne senin, söz sizin. Çok teşekkür ediyorum hocam. Buyurun. Ben teşekkür ederim. Bana bu konuşma fırsatını verdiği için İstanbul Diş Hekimleri Odası'na ve Sayın Hakan Hocama teşekkürlerimi bir borç bilirim. Aslında ben Hakan Hocamın dediği gibi önce konuya girmeden önce biraz aşılardan bahsetmek istiyorum. Bugün özellikle COVID-19 pandemisinde bulaş yolları hemen hemen aynı olan bir influenza grip aşısından ve bakteriyel olan pnömokok aşısından bahsedeceğim. Ama dediğim gibi önce aşılardan önce biraz bu iki aşıdan önce biraz aşılarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Hastalıkların %70'ine mikroorganizmalar neden olmakta hepimizin bildiği gibi ve antibiyotiklerin keşfi tedaviye girmesiyle birlikte mikroorganizmalarla mücadelede büyük aşamalar kaydedilmiş. Ancak son yıllarda bakterilerin hızlı direnç kazanmaları ve hastalıkların vücuda verdiği zararlar görüldükçe asıl önemli olanın
enfeksiyonlara yakalanmamak değil, yakalanmamak olduğu anlaşılmıştır. Bu bilgiler ışığında aşı hastalık yapma yeteneğinde olan bakteri, virüs gibi mikroorganizmaların hastalık yapma yeteneklerinden arındırılarak ya da bazı bakterilerin salgıladığı toksinlerin etkisinin ortadan kaldırılarak sağlam kişilere verilmesi için geliştirilen biyolojik maddelere aşı diyoruz. Ve bu aşıların çeşitli metotlarla vücuda uygulanmasına da aşılama deniyor. Aşılar birer immünojendirler. İmmünojen dediğimiz şey ise organizmaya verildiğinde kendilerine karşı sıvısal ya da hücresel bağışık yanıt oluşumunu tetikleyen moleküller anlaşılır. Ve aşılar bağışık yanıta yol açarak canlının enfeksiyon hastalıklarından korunmasını sağlarlar. Aşılar antijen yapısında olup antijen de organizmaya girdiğinde kendisine karşı bağışık yanıt oluşumuna yol açan ve bu cevap sonucunda da oluşan ürün ile özgül olarak birleşebilen maddeler anlaşılır. Bu antijenler, aşılar organizmada sıvısal veya ikisi birlikte sıvısal ve hücresel immün yanıt oluşturarak enfeksiyon hastalığını geçirmeden sanki geçirmişçesine koruma sağlarlar. Aşılama ile çocukları ölümcül hastalıklara karşı koruma, toplumda bulaşıcı hastalık salgınlarını önleme ve ölümcül hastalıkların eradike edilmesi amaçlanır. Etki mekanizmasına baktığımızda aşılar vücuda verildiğinde doğal hastalığa benzer bir tablo gösterirler ve bağışıklık sistemini uyarırlar. Vücuda girmiş olan mikrobu tanır ve hafıza oluştururlar. Bu hafıza da sıvısal ya da hücresel bağışık yanıt şeklinde olur. Oluşan antikorlar ise hastalık etkenlerini eğer nötr hale getiriyorsa sıvısal bağışıklık tam bahsedilir. Veya duyarlaştırılan hücreler hastalık etkenlerini ortadan kaldırıyorlarsa da hücresel bağışıklıktan bağışıklık anlaşılır. İdeal bir aşı nasıl olmalı? Sağlıklı olmayan kişilerde de kullanılabilmeli. Alerjik reaksiyon göstermeyen, immünojenik, uzun süreli immünite sağlayan, bellek yanıtı olan, güvenilir olan, kolay uygulanabilen, saha koşullarında stabil olan, herkes için erişilebilir olan, uzun süre, raf ömrü uzun olan ve düşük maliyetli üretime sahip olmalı ve aşılarda aslında istenen tek dozdan sonra bu dediğimiz özellikleri de sağlaması gerekir ideal bir aşının. Ancak günümüzde aşıların hiçbiri bu özelliklerin hepsini birlikte içermemekte. Aşı türlerine baktığımızda canlı, viral ve bakteriyel aşılar olmak üzere iki ana gruba ayrılıyorlar. Canlı aşılar, viral aşılar canlı, inaktif, rekombinant aşılar olmak üzere ayrılırken bakteriyel aşılara, bu aşılara ilaveten rekombinant, kapsüler polisakkarit aşılar ve toksoid aşılar görülmekte. Canlı aşılar hastalık oluşturma yeteneği azaltılmış, yani virülansı zayıflatılmış mikroorganizmalar ile hazırlanırlar. Ölü, inaktive edilmiş aşılarla hazırlanan aşılardan daha etkili ve daha uzun süreli immün yanıt oluştururlar. Canlı aşı ile immünizasyon doğal enfeksiyona benzer. İmmün yanıt süreci önce doğal savunma ile başlıyor ve sonucunda sıvısal hücreler ve bellek yanıt oluşarak kazanılmış oluyor. Canlı aşılar ile ilgili sorunlar tabii ki karşımıza çıkmakta. Özellikle immün süpresif kişilerde ve gebeler için tehlikeli, mutasyonla virülen forma dönüşme riski var. Saklanmaları zor. Bunlar için mutlaka üretiminden aşı yapılan yere kadar soğuk zincirle taşınmaları gerekmekte ve canlı aşılarla beraber immünoglobulin aşının etkinliğini nötralize edeceği için uygulanmamalı ve doğal enfeksiyonlarda olduğu gibi komplikasyon riski bulunabilir. Bazen bu aşılar antijenik özelliklerini kaybederek de bağışıklık oluşturamamaları ile gibi sorunlarla karşımıza çıkmakta. Ölü inaktif aşılara baktığımızda bunlar öldürülmüş bakteri veya inaktive edilmiş virüs aşılarıdır.
Bunlar fiziksel ve kimyasal etkilerle inaktive edilerek enfeksiyoziteleri ortadan kaldırılarak hazırlanan aşılar. Aşıya bağlı infeksiyon öldürüldükleri için infeksiyon riski yoktur. Daha zayıf ve kısa süreli bağışıklık sağlarlar ve genellikle bir adjuvan ile birlikte uygulanırlar. Adjuvan dediğimizde enjekte edildiği antijene karşı oluşan bağışık yanıtı artıran maddeler, örneğin alüminyum hidroksit gibi mineral tuzlar adjuvan olarak kullanılır aşıların içinde. Ölü aşı dezavantajlarına baktığımız için kalıcılık için, yani immünitenin daha iyi oluşması için dozun tekrarı gerekmekte. Eğer formalinle tam öldürülmemişse enfeksiyon riski görülebilir. Hücresel immünite uyarımı bu aşılarda zayıftır. Ve yine aşılar uygulanma şekline göre her aşı prospektüsündeki gibi uygulanmalı. Intradermal uygulanması gereken bir aşı intramüsküler olarak uygulayamazsınız. Aşılar intradermal, intramüsküler, subkutan, oral veya intranazal olarak uygulanırlar. Günümüzde aşı ile aşı yapılarak korunabilen 27 hastalık mevcut. Bunlar aşıların korunmasında aşılara en güzel örnek, geçtiğimiz aylarda da 40. yılını kutladık. Çiçek virüsünün 79'da dünyadan tamamen eradike edilmesiyle edilmesi aşılar için en büyük başarıdır. Aslında aşılama programları, Dünya Sağlık Örgütü'nün ve her ülkenin kendi farklı aşılama programı mevcut ve bu aşılama programlarıyla da düzgün yapılırsa bu aşılar diğer enfeksiyonlara karşı oluşturulmuş aşılarla da başarı sağlanmakta. Bugün size ben gördüğünüz gibi tabloda virüs ve bakteri aşıları var, ancak COVID-19 pandemisinde özellikle solunum yolunda enfeksiyon oluşturan iki mikroorganizmanın aşılarından bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi influenza aşısı, diğeri de kapsüler polisakarit aşılardan olan pnömokok aşısı. İnfluenza aşısı grip hastalığına neden olmakta ve influenza virüsünün yol açtığı bir hastalık. İnfluenza virüsü Ortomyxoviridae ailesinden zarflı, tek sarmallı, parçalı bir RNA virüsüdür. Nükleokapsit ve matrix proteinlerine göre influenza A, B ve C olmak üzere üçe ayrılır. İnfluenza A, insanlarda grip enfeksiyonuna en sık neden olan influenza, epidemi ve pandemilerden sorumlu. Klinik tablo genellikle ağır geçirilir. Konak yelpazesi çok geniş olup insanların dışında kuşları, domuzları, atları, balinaları ve diğer hayvanları enfekte edebilmekte. Yabani kuşlarda bu virüslerin doğal konakçılarıdır. İnfluenza B ise sadece insanlarda küçük çaplı sporadik salgınlar yapıp klinik influenza A'ya göre daha hafif geçirilmekte. Özellikle okul çağındaki çocuklarda sık görülmekte. İnfluenza C ise insan ve domuzlarda hastalık yapmakta. İnfluenza A virüsleri alt tiplerine göre de virüs yüzeyindeki hemagglutinin ve nöraminidaz glikoproteinlerine göre de sınıflandırılırlar. Hemagglutin glikoproteini dediğimiz solunum epitel hücresine bağlanıyor bunlar ve virüsün hücre yüzeyine tutunmasını sağlıyorlar. Nöraminidaz ise solunum epitelindeki bu müsin tabakasını uzaklaştırarak hemagglutinlerin hücreye bağlanmasını kolaylaştırıyor ve bu iki glikoproteine karşı gelişen antikorlar koruyucu özellikte olup influenza A virüsünde 16 farklı hemagglutinin ve 9 farklı da nöraminidaz glikoproteini bulunmakta. Nöraminidaz ve hemagglutinin her ikisi de konak antikor yanıtı için hedef olup günümüzde influenza aşıları ve ilaçları için hedef teşkil etmektedirler. İnfluenza virüsü az evvel de söylediğim gibi segmentli bir virüs ve mutasyona çok açık bir virüs. Mutasyon çok sık görülmekte ve bunların antijenik yapısında değişimler meydana gelmekte. Eğer virüsün
antijenik yapısında nokta mutasyonları şeklinde bir değişim meydana geldiğinde, yani orijinal virüse benzerlik gösterdiğinde, biz bu olaya antijenik drift diyoruz ve epidemiler meydana gelmekte. Epidemiler, yani antijenik driftle epidemiler 2-3 yılda bir görülebilmekte. Ancak virüsün yapısında çok büyük değişiklikler, yani orijinal virüsten tamamen bir farklı virüs meydana gelmesi, mutasyon sonucu meydana gelmesi antijenik shift olarak adlandırılıyor ve pandemilerden, işte pandemi dediğimiz olay da buradan meydana burada oluşuyor. Orijinal virüsten tamamen farklı bir virüs geliyor, meydana geliyor ve konak bu virüsü daha önce tanımadığı için, hiç karşılaşmadığı için duyarlı olan konaklar bu virüse açık ve duyarlı hale gelmekte ve pandemi salgınlar oluşabilmekte. İnfluenza pandemilerine baktığımızda en önemli influenza pandemisi geçtiğimiz yüzyılda 1918'de İspanyol gribinde meydana gelmiş ve hatta İspanyol gribinde Birinci Dünya Savaşı'ndan çok daha fazla sayıda insanın İspanyol gribiyle öldüğü bilinmekte. Ve 2009'da da yeni bir influenza pandemisi dünya olarak geçirdik. İnfluenza virüslerinin alt tip çeşitliliği nedeniyle isimlendirilmeleri virüslerden ve mikrobakterilerden biraz daha farklı olmakta ve Dünya Sağlık Örgütü bir formül oluşturmuş ve bu formüle göre isimlendirilmesi yapılmış. Örneğin A Fujian 411 2002 H3N2 influenza virüsü dediğimizde A virüsün tipini Fujian coğrafi kaynağını, 411 izolat numarasını, 2002 izolasyon yılını ve H3N2'de virüsün alt tipini göstermekte. Grip nasıl bulaşır? Aslında bunu artık hepimiz de biliyoruz ama COVID-19 bulaş yollarıyla gripin de bulaş yolları aynı. SARS-CoV-2'nin bulaş yolları aynı. Solunum yolu salgılarıyla bulaşıyor bu virüste. Damlacık enfeksiyonu asıl bulaşma yolu. Öksürme ve hapşırma ile virüs damlacıklar ve küçük aerosollerle aerosol partiküllerle yayılıyor ve virüs vücuda burun, ağız ve göz yoluyla giriyor. Ayrıca hasta kişilerin solunum yolu salgılarının bulaştığı eller ve eşyalarla da bulaşabilmekte. Klinik belirtilerine baktığımızda yüksek ateş, baş ağrısı, yaygın kas, eklem ağrıları, halsizlik, öksürükle karşımıza çıkmakta grip. Soğuk algınlığı yanlış olarak grip ile karıştırılmakta. İki hastalıkta viral enfeksiyonun oluşmasına karşın farklı hastalıklar olup farklı virüslerle meydana gelmektedir. İnfluenza salgınları dünya genelinde sürekli tekrarlanmakta, ciddi morbidite ve mortaliteye neden olmakta ve dünyada yılda yaklaşık 290 bin ila 650 bin kişi influenza nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Ölümlerin yaklaşık %90'ı 65 yaşından büyük ve 2 yaş altındaki bireylerde görülmekte. Grip toplum sağlığını ciddi tehdit eden özelliklerine ek olarak iş gücü ve okul devamsızlıkları, iş gücü kaybı, hastaneye yatış, tedavi giderlerinde artış, sosyal ve ekonomik etkileriyle de dikkate alınması gereken bir hastalık. Örneğin influenza yapılan bir çalışmada influenza geçiren bir hastanın 5-6 gün hareket kısıtlılığı yaşadığı, 3-4 gün yatak istirahati yaptığı ve yaklaşık 3 gün okula işe gidemediği bildirilmiş. Hastalığın atak hızı gençlerde, mortalitesi ise yaşlılarda yüksek olarak bulunmuştur. Risk gruplarına baktığımızda 65 yaş üzeri ileri yaş grubu birinci sırada. Yine kronik rahatsızlıkları olan hastalar, immünsüpresif olanlar veya tedavi alanlar, 12-24 aylık aşılanmamış çocuklar, uzun süreli aspirin kullanması gereken bireyler, huzurevi ya da bakım evinde kalanlar, HIV ile enfekte bireyler ve AIDS hastalığı olanlar. Hastalıktan korunmada en etkin yol aşıdır. Aşılama ile influenza ilişkili komplikasyonların, iş gücü kayıplarının ve influenza ile ilişkili ölümlerin önlenmesi amaçlanır.
Aşılama ile epidemi ve pandemiye neden olabilen influenza'nın morbidite ve mortalitesinin azaltılması, sağlık çalışanlarının iş yükünün azaltılması, ekonomik kayıpların azaltılması mümkün ve buna bağlı olarak da birçok komplikasyonun azaltılması aşı ile mümkün olmaktadır. Grip aşılaması sadece risk grupları ve gönüllüler üzerinde değil, aynı zamanda sağlık çalışanlarına da uygulanmalı. Hem sağlık çalışanlarının iş gücü kaybının azalması hem de sağlık kuruluşuna başvuran duyarlı bireyler arasında bulaşıcılığın azaltılması sağlık ve maliyet etkin bir yaklaşım olacaktır. İnfluenza aşıları Dünya Sağlık Örgütü Aşı Komitesi tarafından her yıl grip mevsiminde elde edilen hakim suçlara göre oluşturulmakta. Aşı içeriklerinin açıklanması Güney Yarımküre için Şubat ayında, Kuzey Yarımküre'de Eylül ayında belirlenir. Sürveyans verileri gözden geçirilir, ada yaşı virüsleri tartışılır, FDA tarafından onanır ve aşı firmaları tarafından piyasaya sürülür. Geleneksel grip aşıları trivalen yani 3 değerlikli aşılar olup 3 influenza virüsüne karşı hazırlanır. Bunlar da 2 influenza A virüsü ve 1 influenza B virüsü içermekte trivalen aşılar. Ülkemizde 2014 yılından itibaren kullanıma başlanmış olan tetravalen aşılar ise influenza B'nin görülmesinin artmasıyla beraber trivalen aşıya ek olarak ikinci bir influenza B virüsü konularak oluşturulmuşlardır. İnfluenza aşısının etkinliği yıldan yıla değişebilir. Örneğin bir grip aşısı ile sağlanan koruma aşıyı alan kişinin yaşına, sağlık durumuna ve aşıdaki virüsler ile dolaşımdaki virüslerin birbirine benzerliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. FDA tarafından onay almış olan aşılar yapısal olarak incelendiğinde 3 farklı aşı karşımıza çıkmakta. İnaktive aşılar, canlı aşılar ve rekombinant aşılar olmak üzere. İnaktive aşılar yumurtada üretilen virüslerden elde ediliyor. İçeriğinde hemaglutin ve az miktarda yumurta proteinleri bulunmakta. Canlı aşılar soğuğa adapte edilmiş trivalen bir aşı. Önemli bir özelliği canlı aşıların virüsler sıcağa duyarlı oldukları için bunlar nazofarenkste çoğalabiliyorlar. Buna karşın az solunum yollarında çoğalamamakta. Rekombinant aşılar ise hayvan hücrelerinde çoğaltılmış virüslerin yalnızca hemaglutinin proteininin izole edilerek diğer virüs proteinleriyle birleşmesi ve çoğaltılmasıyla elde ediliyorlar. Ve dolayısıyla da virüsün ya da çoğaltıldığı hücrenin herhangi bir materyalini taşımamaktadırlar. Grip aşısı kimlere yapılmalı? Yüksek risk grubu olan tanımlanan kişilere önerilmekte. Bunlar 6 aylıktan büyük çocuklara, 6 ay 18 yaş arası uzun süre aspirin tedavisi alan çocuklara, gebelere ama gebeliğin ikinci trimestrinden sonra yapılmalı, kronik rahatsızlığı olan kişilere, immünsüpresif erişkin ve çocuklara, yine solunum fonksiyonlarını bozabilecek bir hastalığı olan erişkin ve çocuklara, huzur evi ve yaşlı bakım evinde kalanlara, bunun yanında 50 yaş üzeri veya aşılanmak isteyen herkes, sağlıklı kişiler, 0-6 aylık çocuklara veya yüksek grubunda yer alan kişilere bakım verenler veya aynı evde yaşayanlara ve sağlık çalışanlarına önerilmekte. Grip aşısı 6 ay ile 3 yaş arasında 0,25 mililitre ve birer ay arayla 2 doz şeklinde, 3-8 yaş arasında 0,5 mililitre birer arayla yine 2 doz yapılarak, 9-12 ve ileriki yaşlarda da 0,5 mililitre tek doz aşı yapmak yeterli. İnaktive influenza aşıları bağışıklığı baskılanmış kişilerde güvenli uygulanmakta. Grip aşısı kimlere uygulanmamalı? Öncelikle akut ateşli hastalıklarda hastalıktan kişi iyileşene kadar grip aşısı yapılmamalı ama daha sonra güvenli olarak yapılabilir. 6 aylıktan küçük bebeklere, yumurtaya anafilaktik alerjisi olanlara veya aşı içerisindeki bileşiklere anafilaktik alerjisi olanlara yapılmamalı. Yine gebeliğin ilk 3 ayı içinde influenza aşısı yapılmamalı.
Gebelikte dediğim gibi özel durumlar da ikinci trimesterde yapılmalı. İkinci trimesterde yapılmasının nedeni, önerilmesinin nedeni ilk trimesterde düşük gibi etkenlerin aşıya bağlanmaması açısından ikinci trimesteri öneriyor Dünya Sağlık Örgütü. Yine emziren annelere yapılan çalışmalar aşının anneye uygulanan aşının anne ve çocuk için güvenilir olduğunu ve hatta anneden emzirme yoluyla geçen sütteki immünoglobulinlerin çocuğu da koruduğunu göstermiş. HIV enfeksiyonunda da milimetre küpte CD4 sayısı 100 ve üzerinde olanlarda aşının etkin olduğu gösterilmiş. Sağlık kurumları tarafından influenza aşısı ücretsiz olarak yapıldığı gruplar var. Dediğim gibi kronik akciğer solunu olanlar, kronik kalp rahatsızlığı olanlar, immünsüpresi hastalar, HIV enfeksiyonu, orak hücre anemili hastalar, uzun süre aspirin kullanımı gerektiren hastalıklar, böbrek yetersizliklerinde, diyabette bu kişiler, bu hastalığa sahip kişiler sağlık kurumlarında ücretsiz olarak influenza aşısını yaptırabilmekteler. Korunma COVID-19 pandemisinde nasıl korunuyorsak influenza'dan da korunmada aynı yöntemler geçerli. Maske kullanımı, el yıkama, hasta olanların topluluktan ve işten işte okuldan veya kalabalık ortamlarda bulunmamak, uzak durmak korunma için gerekli önlemler. İkinci aşımız pnömokok aşısı. Pnömokok, streptokokkus pneumonia'nın neden olduğu bakteriyel ve buna karşı da geliştirilen pnömokok aşısıdır. Streptococcus pneumonia gram pozitif bir bakteri, bilinen 90'dan fazla serotipi ve 46 serogrubu mevcut. Polisakkarit bir kapsülü var ve bu kapsül önemli bir virülans faktörüdür. Tipe özgü antikorlar da koruyucu niteliktedir. Pneumokok enfeksiyonları non-invaziv olarak sinüzit ve otitis media veya invaziv olarak çeşitli enfeksiyonlara ve en önemlisi de pnömoniye, yani bunların hepsi aslında ölümle sonuçlanabilir tedavi olmazsa, ama bugünkü konumuz pnömoni olduğu için pnömoniye de neden olabilmekte. Genellikle kaynak taşıyıcı insanlardır. Solunum yoluyla bulaşıyor bu bakteri de ve kış aylarında ve ilkbahar başında ortaya çıkmakta. Dünyada yılda yaklaşık 1.6 milyon kişi pnömokokkal hastalıklar nedeniyle öldüğü tahmin edilmekte ve bu ölümlerin yaklaşık 700 ila 1 milyonu çoğunlukla gelişmekte olan ülkelerde 5 yaş altı çocuklar oluşturmakta. Gelişmiş ülkelerde ise hastalık yükünün büyük bir bölümü 2 yaş altı ve çocuklar ve yaşlılar oluşturmakta. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde erişkinlerde streptokokkus pneumonia toplumda edinilmiş bakteriyel pnömoninin en sık nedeni olarak karşımıza çıkmakta. Amerika Birleşik Devletleri'nde pnömokokkal hastalık nedeniyle ölüm oranları 8. sıradayken, bağlı olarak ölüm oranları 8. sıradayken ülkemizde 5. sırada karşımıza çıkmakta. Pnömokok için risk gruplarına baktığımızda immün sistemi zayıflamış kişiler, anatomik veya fonksiyonel asplenisi olanlar, immün kompetan kişiler ve ayrıca alkolizm ve tütün kullanımı da pnömokok için risk gruplarına girmekte. İki pnömokok aşısı mevcut. Bunlardan bir tanesi PCV dediğimiz konjüge pnömokok aşısı. Diğeri ise polisakkarit pnömokok aşısı. Ülkemizde pnömokok aşısı çocukluk döneminde genişletilmiş bağışıklama programına alınmasına rağmen erişkinlerde standart ve rutin bir uygulama henüz sağlanamamıştır. Konjüge aşıya baktığımızda 13 serotip içermekte. Daha önceleri PCV 4, 7 ve 10 uygulamadaydı. Ama son yıllarda ilave 6 serotip nedeniyle pnömokok hastalıklarda korunmada daha etkili olduğu gösterilmiş. Güvenli ve diğer çocukluk çağı aşıları ile birlikte iyi tolere edilmekte.
PCV 13, 2, 4, 6. aylarda yapılıyor ve 12 ile 15. aylarda da bir rapel doz uygulanarak bağışıklık sağlanıyor. Polisakkarit pneumokok aşısı ise 23 serotip içermekte. Bu inaktive bir bakteri aşısı, 2 yaş üzerinde kullanılmakta. Ancak bu akut otitis medyayı önlememekte. Risk grubunda yer alanlara önce konjüge pneumokok aşısıyla aşılanma tamamlandıktan sonra polisakkarit pneumokok uygulanması önerilmekte ve 5 yılda bir tekrar edilmekte. Ancak burada söylemek istediğim bir şey var. Pneumo 23 piyasada bulunmuyor. Daha doğrusu 2 yıldır üretilmiyor ama üretilme nedenini bilmiyorum. PCV 13 sağlık aile hekimlerinde yine risk gruplarına ücretsiz olarak uygulanmakta. Gebelikte uygulaması ile ilgili henüz yeterli bir çalışma yok. Ancak bazı çalışmalar, işte gebelik sırasında aşılanan annelerin bebeklerinde henüz böyle bir patoloji saptanmamış, gösterilmemiş. Yine HIV enfeksiyonunda aşıya yanıt zayıf, koruyuculuk 3 yıldan daha az olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiş. Yan etkilerine baktığımızda aşı yerinde ağrı, hassasiyet, şişlik, endürasyon, eritem, ama bu etkiler 1-2 gün sürüyor. Ayrıca orta derecede yan etki olarak ateş ve miyajı oluşabiliyor. Lokal enfeksiyonlar çoğu zaman aşı yerinde ve sınırlı olarak gelişmekte. Yani öyle çok fazla yan etkisi bulunmamakta. Bu bilgiler ışığına baktığımızda aşılar enfeksiyon hastalığının korunmasında en etkili, en güvenli, en ekonomik ve en akılcı tıbbi bir yaklaşım. Amaç kişiyi enfeksiyon hastalıklarından korumak, hastalığı kontrol altına alarak önlemek, çiçekte olduğu gibi mümkünse yok etmektir. COVID-19 için henüz bir geliştirilmiş aşı bulunmamakta. Geçtiğimiz aylarda Rusya bir COVID-19 aşısını tescilledi. Hatta Eylül ayında üretime geçip denemelere başlayacağını söyledi. Hepimiz merakla beklemekteyiz ama bunun yanında faz 3 çalışmaları devam etmekte olan can aşılar çalışmaları devam etmekte. Hatta geçenlerde Sağlık Bakanımız da açıkladı. Bir Alman firması BioNTech ve Pfizer'la birlikte bir aşı deneme çalışmaları da ülkemizde başlanacak yakında. Neden bu iki mikroorganizmadan bahsettik? Çünkü bu iki mikroorganizma da solunum yoluyla bulaşmakta ve bu iki influenza ve streptococcus pneumonia'nın yol açtığı pneumoni akciğerde hasar bırakabilecek bir özellikte ve onun içinde bu COVID-19 döneminde her türlü bakteri ve virüsleri minimalize etme açısından grip ve pneumokok aşıları yapılması gerekli. Sağlık çalışanlarını neden aşılayalım? İlk önce kişinin kendisini, ailesini, yakın çevresini ve hastaları korumak için aşılamamız gerekmekte. Ayrıca iş gücü kaybının azalması hem sağlık çalışanını hem de ülke ekonomisine katkı sağlamakta. Etkin ve başarılı bir aşılama programı, salgın kontrolü ve hastaların tedavilerinden daha maliyet etkin olduğu gösterilmiş. Sağlık çalışanlarına aşı önerileri, rutin öneriler, Hakan hocamızın da dediği gibi hepatit B, influenza, bombacı, difteri, tetanos, kızamık, kızamıkçı, kaba kulak, su çiçeği, rutin öneriler arasında. Özel durumlarda bu tarz hastalıklarla yakın temasta olanlar, işte meningokok, polio, tifo, tüberküloz, hepatit A, pnömokok, kuduz gibi hastalıklarda da sağlık çalışanları, bu merkezlerde çalışanların aşılanmaları gerekmekte. Pandemi döneminde özellikle hastanelerdeki iş yükünün azaltılması ve yoğun bakım ünitelerindeki yatakların influenza veya pnömokok hastalarına değil, tamamen COVID-19 hastalarına ayrılması çok önemlidir ve özellikle UNESCO UNICEF
Pandemi döneminde çocuklarda rutin bağışıklama hizmetlerinin aksamaması yönünden duyurular, çağrılar yapmıştır. Bunun nedeni de pandemi bittikten sonra salgınların oluşmaması açısından. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, Fahriye Hocam, aşılar hakkında gerçekten bilmediğimiz birçok şeyi öğrendik. Son yapmış olduğunuz sınıflamada da çok hoş geçti. Şimdi Keskin soyadının benim hayatımda çok önemli yeri vardır. Birincisi Cengiz Han Keskin, Profesör Doktor Cengiz Han Keskin. Bir zamanlar İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin Çene Cerrahisi Anabilim Dalı'nın başkanıydı. Benim ağabeyim gibidir. Kendisini çok sever, çok sayar, değer veririm. Kızı Başak Keskin yine çene cerrahisinde bir uzmandır. Hatta şimdi bizim İstanbul Diş Hekimler Odası'nın yönetim kurulunda aday. 6 Eylül'de yapılacak olan seçimlerde kendisi de benim gibi yönetim kurulu adayımız birlik grubundan. Ve Fahriye hocamız da Fahriye Keskin. Yanlış bilmiyorsam Cengiz abi senin amcan mı Fahriye? Buyurun. Evet. Yani Keskin ailesinin bilime olan katkısını görmektesiniz. Her bir ferdine ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi Cengiz abinin benim hayatımda dokunuşları çoktur akademik hayatımda. Uzmanlık yani doktora jürimdeydi, doçentlik jürimdeydi, profesörlük jürimdeydi sağ olsun. Benim bugünleri gelmemde çok büyük emeği olan bir ağabeyimdir. Bunu da burada dile getirmek istedim. Fahriye, verdiğin bilgiler hakikaten çok değerli bilgiler. Ben ama yine aşı olmaktan korkuyorum. Yaptırmayacağım. Korkmayın. Şöyle, kar zarar. Kar zarar değil mi? Bakmak gerekiyor. Gerçekten son yıllarda teknolojinin artmasıyla birlikte bayağı aşılar düzgün, güvenilir, sağlıklı olmaya başladı. Bu okulda da aşılar dersini fakültede de ben anlatıyorum ama size sunum yapacağım için çok daha detaylı olarak araştırdım. Ve ülkemizin gerçekten aşı politikası çok güzel. Aşı karşıtlarına rağmen ülkemizde de artmakta aşılıklığı. Ama şöyle ülkemizin son yıllarda çok göç almasıyla bazı hastalıklarda biraz sıkıntı yaşamaktayız. Mesela felcinde, kızamıkta sayılar artabilmekte. Bu da evet. Bu maalesef sınırlarımızı açmaktan bahsediyoruz ama hani bu ben siyasi görüş olarak bunu düşünmeyin. Lütfen siyasiyeti biz hiçbir zaman burada tartışmıyoruz. Düşünün ki insanlar aç, insanların evi yok, hiçbir şey yok. Sınır kapınıza dayanmışlar, evinizin kapınıza dayanmışlar. Dışarıda kar yağıyor, soğuk, çoluk çocuk açlar. Yani bilmiyorum nasıl bunu kapatalım, gelmesinler diyebiliriz. Ha, geleceklerse de ona göre önlemlerini almamız, tedbirlerini almamız lazım. Evet. Bu çok önemli bir nokta. Burada ben şahsi fikrimi beyan etmek istedim sadece. Aşıyla ilgili, aşılanmayla ilgili bugün gerçekten çok değerli bilgiler edindik. Covid aşısının ne olacağı belli değil ama hani Allah korusun Covid'e yakalanmak, vücut direncini düşürmek vesaire başka gripal enfeksiyonla, influenzayla falan da meydana geliyor. En azından influenzanın vücutta yaratacağı o zayıflığı ortadan kaldırmak için aşılanmak Covid enfeksiyonlarına karşı, daha doğrusu Covid-19'a karşı da insan vücudunun dirençli kalmasını sağlayabilir. Onun için hani bu grip aşısı diye halk arasında geçen aşıların yapılmasında siz öyle tahmin ediyorum uygun buluyorsunuz. Öneriyorum. Yani özellikle belli yaş gruplarında, yani şöyle bir şey daha var. Bunları yani aile hekiminde bu rahatsızlığı olanlar yaş farkı gözetmeksizin 65 yaş üzerine zaten yapıyor. Ama kronik rahatsızlığı olanlar 65 yaş altındaki kişilere de ücretsiz olarak sağlanmakta. Devletimiz bunu karşılamakta. Bu gerçekten çok önemli. Çünkü yani bazısı yani pnömokok aşısı biraz pahalı bazı insanlar için. Ama yani bunu devlet karşılıyor. Bu çok önemli. Yani
Sağlık politikamız bu konuda güzel. Bizler diş hekimleri, sağlık personeli olarak ve ortamda, daha doğrusu sağlık ocaklarından çıkıp veyahut da ilçe il sağlık müdürlüklerinden çıkıp filyasyona katılan diş hekimlerimiz için de bu COVID aşısı düşünülebiliyor, yapmaya çalışıyorlar. Bence bir eksiklik olarak da oda başkan adayımız Sayın Tarık İşmenş'in bana WhatsApp'tan bir mesaj yolladı. O da şöyle bir mesaj ki bu çalışanlara da grip aşısının bulunup grip aşısı olan yeni aşıların yapılması lazım. Önerilen aşıların eski aşılar olduğu düşüncesi veya söylevi var. Bunun için yeni taze aşıların bulunup bir an evvel en azından filyasyonda çalışan sağlık personeline yapılmasının çok kıymetli bir önlem ajanı, hayat kurtarıcı bir önlem ajanı olacağı düşüncesinde biz de baktığımız zaman bu gerçekten düşünülmesi gereken bir nokta. Bir soru çıktı. Aşılanmanın zamanlanması nedir demiş Gani Melek kardeşimiz. Gani benim çok sevdiğim bir diş hekim meslektaşımdır. Mesleğini çok seven, çok güzel icra eden bir meslektaşımız. Tabii aşılanmanın zamanlaması da çok önemli. Bundan sen bir parçacık bahsettin. Mesela gripal enfeksiyon olmaması veya ateşin olmaması, vücudunun bir düşüş olur, immün sisteminde bir düşüşün olduğu an olmaması, sağlıklıyken aşılanmak gerekir dedin. Bunun haricinde tabii ki sağlıklıyken grip aşısının şöyle, özellikle zaten Eylül ayında çıkıyor. Şu an için piyasada henüz grip aşısı yok. Yıl ki henüz gelmedi. Ekim, Kasım gibi en ideal aylar. Ama grip sezonu boyunca da aşılanabilir. Yani koruyucu özelliği de grip mesela aşılandıktan sonra ikinci haftadan itibaren antikorlar oluşmaya başlıyor. Bazen mesela insanlar şey diyorlar, aşı vuruldum grip oldum. Bu tamamen tesadüfi bir şeydir veya siz belki soğuk algınlığı, başka nezle olmuşsunuzdur veya başka bir virüsle aşının içeriğinde olmayan bir virüsle grip olmuş da olabilir. Evet. Ama yapılan çalışmalarda grip aşısının mortalite ve morbiditeyi düşürdüğü gösterilmiş. Yani çok vurulmak gerekiyor. Tavsiye ederim. Şey olalım. Evet. 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 Çok çok teşekkür ediyoruz Fahriye. Biz bu ortamda biliyorsunuz bilimsel toplantılarda bu şekilde hani plaket verme şansımız yok. Neydi bizim ritüelimiz? Yaptığımız şuydu. Biz şimdi sunum yapıyoruz. Fahriye Hocam sunuyor. Ben moderatörlük yapıyorum. Artur sağ olsun arka planda bizim yönetmenimiz, teknik destekçimiz, her şeyimiz. O yüzden bize teşekkür için ekran görüntüsünü alıp hikayelerinizi de paylaşırsanız biz konuşmacımıza bunu bir plaket olarak sunmuş oluyoruz. Sayın meslektaşlarım katılımınız için çok çok teşekkür ediyorum. Fahriye Hocam emeklerinize sağlık. Her şey için teşekkür ediyoruz. Şimdilik İstanbul Diş Hekimler Odası'nın seçimi var. 5'inde bir genel kurul toplantımız olacak. 6 Eylül sabah saat 9 ile 17 arası. Bunun mesajları bütün meslektaşlarımıza gelmiştir. Hepinizi seçime davet ediyorum. Oy kullanmaya davet ediyorum. Bu bilimsel programların devam edebilmesi için, daha yoğun bilimsel çalışmaların yapılabilmesi için, sonuçta diş hekimi kardeşlerimizin, meslektaşlarımızın özlük haklarının en iyi şekilde korunması açısından diş hekimleri odamıza sahip çıkmamız lazım. İstanbul Diş Hekimleri Odası'na sahip çıkmamız lazım. Onun için hepinizi seçime davet ediyorum bu arada. Ben de geleyim mi? Sen de geleceksin tabii Fahriye. Sen bizim her zamanki, ben diş hekimi değilsin ama eğitim komisyonumuzda biliyorsun senin yerin var. Onun için bu dönemin, daha doğrusu 17. dönemin sondan bir önceki bilimsel toplantısı oldu bu. Eylül sezonu itibariyle. Aslında çoktan bitmiş olması gerekiyordu 17. dönemimizin. Ama tabii ki bu COVID süreci, seçimlerin yapılamaması vesaire gibi durumlardan dolayı, bu pandemik sürecinden dolayı seçimleri yapamadık. 5-6 Eylül tarihine genel kurul. Yani 6 Eylül'de seçim gerçekleştirilecek. Tüm meslektaşlarımızı bekliyorum. Sondan bir önceki bilimsel program dedik. Sondan bir sonraki de ondan sonra
Önümüzdeki Perşembe günü, yani son toplantımızda yine pandemide son durumu tartışacağız. Pandemide son durumda Sayın Profesör Doktor Figen Çizmeci Şenel, ki bu Sağlık Bakanlığı'nın bilim kurulu üyesi, kendisi Figen hocamız bir çene cerrahıdır. Yine doçent doktor Nursen Topçuoğlu ile birlikte burada son olarak 17. dönemin webinarını gerçekleştireceğiz. Seçimlerle ilgili olarak tabii ki detaylı olarak Perşembe günü de bahsedeceğim. Sayın meslektaşlarım, hani COVID, bulaş, efendime söyleyeyim sosyal mesafe, dezenfektandı, şuydu buydu. Aklınıza gelebilecek her türlü önlemleri kendi muayenehanenizde çalışırken nasıl hissediyorsanız aynı esnada seçim ortamında da bu sağlanıyor sizler için. Sizler yeter ki pazar günü gelip 6 Eylül sabahı veyahut gün içerisinde ne zaman müsaitseniz saat 17'ye kadar yeter ki oylarınızı kullanın, bizleri destekleyin. İstanbul Diş Hekimleri Odası aktif, dimdik çalışır pozisyonda olsun. Bütün üyelerimizi tekrar söylüyorum, seçime davet ediyoruz. Bahriye'cim çok çok teşekkür ediyorum. Sanıyorum ekleyecek süreleri de oldu kardeşlerimizin. Gerek bilimsel, gerek nefis bir sunum akışıyla vesairesiyle her şeyle tekrar teşekkür ediyorum. Ve sayın meslektaşlarım, arka plandaki Sayın Doktor Artur Bozacıoğlu'na da çok çok teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Odamızın YouTube kanalını canlandırdı. Odamızın efendime söyleyeyim Instagram ve sosyal medya kanallarını canlandırdı. Bunun için çok çaba sarf etti. Gerek teknik, gerek sosyal olarak huzurlarınızda kendisine de teşekkürü borç biliyorum. Tabii ben ki en büyük teşekkür inşallah dinliyordur Sayın Profesör Doktor Turan Atalay hocamıza. Turan Atalay hocamız da bizim 2 dönemdir oda başkanlığımızı yapıyor. Kendisi her zaman hayatımızda ki birçok diş hekimi meslektaşımıza, İstanbul'da gerek Marmara'da gerek Çapa'da mezun olan birçok diş hekimi meslektaşımıza ve sonrasında da yüzlerce diş hekimi meslektaşımıza dokunuşları olan çok değerli bir hocamız da bize bu webinar imkanlarını vesaire bir sürü şeyleri sağladı. İstanbul Diş Hekimleri Odası 17. dönem yönetim kurulu başkanı, genel sekreteri, efendime söyleyeyim başkan vekili ve tüm yönetim kurulu arkadaşlarım adına da Fahriye'ye tekrar teşekkür edip yayını kapatıyorum. İyi geceler, sevgiler. Perşembe akşamı, yani 3 Eylül Perşembe akşamı saat 21'de pandemide diş hekimliğinde son durumu tartışmak üzere hoşça kalın diyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hoşça kalın.